Her gün ekmeklerini yiyerek şikayet ediyorlar. Bundan sonra Çanakkale Boğazı'ndan ziyaretçilerini bekliyor olacak. Herkese merhaba. Medyapod'da Pod 360 başladı. Ben Zeynep Gülal. Bugün 21 Mayıs 2019 günlerden Salı. Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Dün akşam CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, belediyede sadece bir müdürlüğün son 6 ayda hayata geçirilmeyen projelere 226 milyon lira harcadığını söyledi. İstanbul'da en önemli sorunun israf olduğunu ifade eden İmamoğlu, ihtiyaç dışı araç masrafınınsa yıllık 120 milyon olduğunu dile getirdi. HDP eş genel başkanı Sezai Temelli, YSK'nın gerekçeli kararı için bu haksızlıkları, hukuksuzlukları 200 sayfaya sığdıramazsınız. 23 Haziran seçimlerinde iktidarı bir kez daha yeneceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise TRT'deki tasfiye kararı vardı. TRT'nin doğru haber verme görevini yitirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, kurumun siyasal iktidarın militanı haline getirildiğini ve havuz medyasına ayrıcalık yaptığını savundu. TRT ise Kılıçdaroğlu'nun 169 kişinin sürüldüğünü dile getirdiği iddiasına yazılı açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığı ve ilgili personelin hak kaybına uğramadığı belirtildi. Marmara Denizi'nde deprem meydana geldi. AFAD saat 16.17'deki depremin büyüklüğünün 3.7 olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 6,97 kilometre olarak belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker, 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirlendi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Akkuyu'daki nükleer santralin zemininde çatlak olduğunu açıkladı. Akkuyu'daki nükleer santral inşaatının temelinde iki kez çatlama meydana geldiği iddiası daha önce yüklenici Rus şirket tarafından yalanlanmıştı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, yürütücü şirketin yalanlaması bir anlam ifade etmez, bir felakete neden olunmaması için yapım çalışmalarının durdurulması gerek diye konuştu. Gazeteci Deniz Yücel'in Türkiye'de bir yıl tutukluk alması gerekçesiyle açtığı tazminat davasının reddiyle ilgili hüküm bozuldu. Yücel'in avukatı Veysel Ok, gazetecinin tazminat talebinin yeniden incelenebileceğini belirtti. Oyuncu Özgün Aydın hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Gerekçe, karıştığı bir kavga sırasında kendisini gözaltına alan polislere yönelik tehdit ve hakarette bulunmak, görevi yaptırmamak için direnmek olarak gösterildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa yönünde bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Merkez Teşkilatı, Adliyelerle Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 11.078 personel istihdam edileceğini duyurdu. CHP'nin hazırladığı ekonomi raporuna göre Türkiye'de işsiz sayısı resmi rakamların neredeyse iki katı. CHP'nin araştırmasına göre Türkiye'de 4.730.000 kişi değil, 8.445.000 kişi işsiz. Tüketicinin ekonomiye güveni ise geriledi. Tüketici güven endeksi %13'lük düşüşle Mayıs ayında 55.3 puana geriledi. Bu oran son 15 yılın en düşük seviyesi. Kırklareli'nin Baba Eski ilçesindeki Şeytan Deresi'nde henüz belirlenemeyen nedenle binlerce balık öldü. Ekipler su ve ölü balıklardan incelenmek üzere numune alarak soruşturma başlattı. Bölge halkına ise belediyeden yapılan anonsla suyu kullanmama konusunda uyarıda bulunuldu. İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'ni bağımsızlık referandumuna taşıdıkları için isyan suçlamasıyla tutuklu yargılanan 5 milletvekiline parlamentonun yeni dönem açılış oturumuna katılmaları izni verildi. Yunan parlamentosu boyalı saldırının hedefi olduğu parlamento binasına kırmızı boyalar atıldı. Sis bombası da atan saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis soruşturma başlattı. Kuzey Kore'den kaçan binlerce kadının Çin'de cinsel köleliğe zorlandığı bildirildi. Ülkelerine iade edilme korkusuyla adli makamlara başvuramayan göçmen kadınların organize suç şebekeleri tarafından istismar edildiği ortaya çıktı. Gezegen bilimciler, yalıtıcı bir gaz katmanının cüce gezegen Plüton'un buzlu yüzeyinin altında bir su okyanusunun oluşturmasına imkan sağlamış olabileceğini iddia etti.
Pober'le Pod 360'ın sonuna geldik. Bültenimizi beğendiyseniz lütfen sosyal medyadan da beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi de unutmayın diyelim ve bugün noktalayalım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Bağımsız medyaya destek olmak için patreon.com/medyapod.